ve Bolu'yu görüntülüyoruz alışveriş merkezinde. Oyunculuğa geri dönmesi kesinleşmiş, bir sinema filmi çekiyor. Geri dönüyorum işime. Özlemiştim zaten mesleğimi. Bayağı biliyorsunuz uzun bir süre ara vermiştim. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. Özlediğim yere tekrar dönüş. Yıllar önce zirvedeyken bıraktı oyunculuğu. Çok iyi projelerde yer alırken neden bu kararı almıştı acaba? Biraz benim tatminiyetim bitmişti, o yüzden ara vermiştim. Çünkü biliyorsunuz çok erken yaşta başladım aslında mesleğe. Biraz yorucu da bir tempo dizi setleri. Şimdi tekrar dönünce özlem duygusu çok fazla ağır bastı bende. O yüzden böyle döndüğüm için kendimi şu an iyi hissediyorum. Beraber Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Meryem Uzerli gibi oda mı tükenmişti yoksa? Yok ya, ne tükenmişti? Tükenmişlik değil. Sadece 17 yaşında başladım. Ya benim gibi başlayan çok az oyuncu var biliyorsunuz. Genelde daha geç yaşlarda başlanıyor oyunculuğa ya da bizim sektörde benim gözlemlediğim. Ben çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyeyim de doyuma ulaştım diyebilirim. O yüzden de biraz böyle uzak kalmak istedim. Çünkü çok güzel rollerde oynadım. Çok iyi projelerde yer aldım. Çok iyi kampanyalar çektim. Biraz ara vermek istedim. Kendi hayatımı yaşayamıyordum. Yani ne bileyim evde kitap okuyacak vaktimiz olmuyor. Biliyorsunuz dizi setleri inanılmaz. Saatler alıyor yani. Evlilik boşanmasına ve aşka dair sorulara girmek istiyor muhabirler. Özel hayata hiç girmiyorum. Ben artık gerçekten sadece işimle ilgili konuşmak istiyorum. Zaten özelimle de ilgili hiçbir zaman saklayan olmadım. Yani yanımda olursa evet buyurun zaten çekiyorsunuz yani ne dedim. Hiçbir zaman çekmeyin de demedim. Ama bir özel açıklaması var. Anne olmayı istediğini yineliyor. Ya, evet anne olmak istiyorum. Yani anne olma çünkü yaşım 37 oldu artık böyle bir yaş kemale. Evet, içim okudun Kemal Erbe. Diliyorum tabii ama Allah'tan hayırlısını istiyorum. Çünkü bu işler biliyorsunuz yani kısmet. Ben ona çok inanıyorum. Kaderci bir tarafım var. Olursa olur yani ama şu an işe odaklıyım. Peki çocuk doğurmak yerine evlatlık almak ister mi? Yok hayır, ben çocuğumun yani nasip olursa anneli babalı büyümesini tercih ederim ama yapanlara da saygım sonsuz. O da çok kutsal bir şey. Ne güzel böyle bir şeye adım atıyorlar. O da çok hoş bir durum ama ben kendi çocuğum olmasın bir istiyorum tabii ki. Son olarak geçtiğimiz hafta katıldığı bir galada şıklığıyla dikkat çekmişti. Valla bence güzel oldu. Eski günlere geri dönüş oldu. Özenle hazırlandım. Saçıma, makyajıma, her şeyime çok dikkat ettim. Eski Merve'yi gördüm. Yani bu da yeni sürümü, bu da iyi. İşte o gün galadaki biraz eski Merve'ydi yani. Çok özenliydi falan.